Adem Hoca'dan herkese sevgiler. 8. sınıf öğrencilerimiz için LGS'ye hazırlık olarak fiilimsilerle alakalı 12 tane soru çözmeyi ve sorularla fiilimsiler gibi önemli bir konuyu tekrar etmeyi düşünüyorum. Hemen ilk sorumuzdan başlıyorum. Yeşim öğretmenin tahtaya yazdığı cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisi fiilimsidir? Onun eserlerinde anlaşılır bir dil ve etkileyici anlatım. Okuyucunun merak duygusunu daima canlı tutar. Arkadaşlar birinci kuralımız şu. Fiilimsi fiiller daralır. Fiilimsi fiiller daralır. Şimdi burada etkileyici kelimesi artık isim olmuştur. Bakın etkileyici. ici ekini alarak artık isim olmuş. Okuyucu. Duygusunu. Duygu. Artık bunda isimdir yani. Tamam mı? Ama nasıl dil? Anlaşılır dil. Anlaşılmak. Buradaki ır ekiği. Anası mezar dikecekmişti ki oradaki R eki. R eki anlaşılmak fiilini sıfat yapmıştır. Nasıl dil? Anlaşılır bir dil. Bundan dolayı A şıkkı diyorum. Güzel bir soru. Bakın yani bu sadece L de değil e, TET'de de 12. sınıf öğrencilerimiz için de çıkan şey. Önemli bir soru. Etkileyici, okuyucu, duygu, fiil. Kelimenin kökleri fiil ama aldığı eklerle ne olmuştur artık bunlar? İsim olmuştur. Bundan dolayı aşıklı diyorum. Evet ikinci sorumuza bakalım. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı cili sözcüklerden hangisi fiilimsi özelliğini yitirmemiştir? Fiilimsi özelliğini yitirmemiştir. Çölde yaşayan insanlar gözlerinde sürme çekerler. Arkadaşlar buradaki sürmedeki me, mayışmaktaki ma, isim fiil ama artık bunun olumsuzu olmadığından, varlığın bir adı olduğundan artık bu fiilimsi özelliğini yapmıştır, yitirmiştir. Fiilimsi almış ama fiilimsi değil. Çünkü fiil değil iş oluş hareket bildirmiyor. Varlığın adı olmuş. İçeri girişinden öfkeli olduğunu anlamıştım. İçeri girişi, içeri girmiş. Buradaki iş iki arkadaşla fiilimsi, fiilimsi yapmış. Mayışmak. Nedir bu? İsim fiildir. Cevap B şıkkı diyorum. C'ye de bakalım. İncili Pınar'a gitmek için hangi dolmuşa binmeliyim? dolmuş muş eki mayışmak ekidir. Değil mi? Anas mezarlık çıkmış Pardon. Sıfat fiil ama artık buradaki varlığın adı olduğundan ve olumsuz olmadığından fiilimsi değildir. Türk'te de döneri Avrupalılara da sevilmişti. Buradaki döner de yine nedir? Varlığın adı olmuştur. Bundan dolayı cevap bursa diyorum. Evet. Üçüncü sorumuz. Aşağıdakilerin hangisinde zarf fiil cümleye farklı anlam katmıştır? Evet. LGS'de karşımıza çıkan güzel bir soru. Aynı zamanda TYT'de de karşımıza çıkıyor. Yani üniversite sınavlarında güzel bir soru. Şimdi tüm şıklardaki zarf fiillerini altını çiziyorum. O karanlıkta önümü görmeden yavaş yavaş yürüyordum. Görmedendeki meden. Tamam mı? Bu nedir? Zarf fiili ki. Süre bittiğinde ben birçok soruyu daha okumamıştım. Bittiğinde dığında dığında zarf fiil. Denize gider gitmez remez bakın gider gitmez ikileme şeklinde. Şehir merkezine yakın bir otele yerleşmiştim. Rüzgar şiddetini artırınca sokakta artırınca. Evet dört şıktaki zarf fiilleri çizdim altını. Şimdi cümleye farklı anlam kat. Arkadaşlar zarf fiil cümleye ya durum anlamını katar tamam mı? Ya da e, zaman anlamını katar. Zaman anlamını katar. Burada hangi soruları sormam lazım? O karanlık dönemi görmeden yavaş yavaş yürüyordum. Nasıl yürüyordum? Ölümü görmeden. Nasıl sorusunun cevabı var, tamam? Nasıl sorusunu sordum? Bundan dolayı görmeden nedir burada? Durum anlamını katmıştır. Süre bittiğinde ben birçok soru. Ne zaman süre bittiğinde? Ne zaman sorusunu sorduğumdan ne olur bu? Zaman anlamı katmıştır. Denizli'ye gider gitmez ne zaman? Denizli'ye gider gitmez zaman anlamı. Rüzgar şiddetini artırınca ne zaman artırınca? Yani B, C, D şıklarındaki zarf fiil ekleri cümleye zaman anlamı katarken A şıkkında nasıl sorusun cevabı olduğundan nedir burada? Zaman anlamı katmıştır diyoruz. Evet dördüncü sorumuza bakalım. Bu cümlelerdeki altı çiz sözcüklerin türü aşağıdakiler hangisi doğru verilmiştir? Şıklara baktığımız zaman isim ve fiilimsi diye sormuş. Demek ki bize fiilimsinin temel özelliğini soruyor. Onun ne kadar unutkan? Arkadaşlar kan diye bir fiilimsi yok. Tamam mı? Hani Kengala Asya'daki ken var. Ken nedir? Zarf fiilikidir. Ama kan diye bir fiilimsi yok. Unutkan, yapışkan. Değil mi? Buradaki unutkan fiilimse olmadığını artık nedir bu? İsim görevinde. Unutkan. Denizli'ye taşınalı, Kengala Asya'ya alı. Burada nedir? Zarf fiildir. Yani fiilimsidir. Değiştirelim zaten. Zamanı kalmıştır. Lim diye bir fiilimsek yok. Burada nedir? istek gibi var. Bu da nedir? Fiildir. Yani ne diyeceğiz burada? İsim var, fiilimsi var ve fiil var. Bundan dolayı cevap Bursa diyoruz. Evet hemen 5. sorumuza bakalım. Aşağıdaki cümleler hangisi? Fiilimsi olumsuz geke almamıştır. Bu da güzel bir soru. Fiilimsi olumsuz geke. A şıkkındaki fiilimsimiz hangisi? Bu sözlerden sonra onu ayakta alkışlamamak için kendimizi zorluyoruz. Alkışlamamak değil mi? Her zaman ikinci mak fiilimsidir. İlk ma olumsuz geçittir. Eksi artı diyorum ben buna. Bakın tekrar ediyorum. Bir de iki tane m, iki tane mak varsa her zaman ilk ma olumsuz geçittir. İkincisi fiilimsidir. Bundan dolayı a şıkkında fiilimsi var ve olumsuz geki almıştır. Doğru. B şıkkına bakalım. Davranmaması. Her zaman ilk ma olumsuz geki ikinci manedir fiilimsidir. Yani fiilimsidir ama olumsuz geki de almıştır. Görmeyeli C şıkkında değil mi? M olumsuz ki eli nedir? Kenyalı asiye değil mi? Bu zarf fiil kil. Ondan dolayı burada da hem fiilimsi var hem de olumsuz iki var. Bu adam yaşlı adamın bayılması salondaki herkesi evet bayılmasıdaki ma nedir? İsim fiildir. Olumsuzluk anlamında değildir. Bayılması bayılmaması. Bundan dolayı denizdeki fiilimsi de olumsuz eki yoktur. Altıncı soruya bakalım. Madan medeniyetleri aşağıdaki cümlelerin hangisinde 3 nokta ile belirtilen yere getirildiğinde zarf fiil olarak göre yapmaz. Arkadaşlar bakın güzel bir soru, seçici bir soru. Yani bu soru e, üniversite sınavlarında da çıktı. Bakın bilmemiz gereken çok önemli bir özellik var. Şu, arkadaşlar madandaki, maişmaktaki ma isim fiil de olabilir. Zarf fiildeki madan zarf fiil de olabilir. Tamam mı? Hatırlayalım. Maişmaktaki ma var. Bir de zarf fiilde madan var. Bunu karıştırmamak için mantığımız şu. Eğer kelime cümlede isimse isim fiil, zarfsa zarf fiil. Mesela aşina bakalım. Şirket yetkilileri bu buluşmada sonuç alınamadığını açıkladı. Buluşmadan. Şimdi buradaki buraya madan desem. Şirket yetkilileri bu buluşmadan da sonuç alınamadığını söyledi. Buradaki buluşma artık nedir? İsimdir. Buluşmak. Bundan dolayı A şıkkına madan getirirsem buradaki fiilimse sadece ma olduğunda ne olur bu? İsim fiil olur mağazamıza uğramadan sakın beyaz eşya ve mobilya almayın. Uğramadan, ne zaman, uğramadan. Ha bak buraya madan getirirsen cümlede zarf olur. Bundan dolayı nedir bu? Zarf fiil Kıyafeti denemeden sana olmayacağını nasıl anladın? Denemeden, ne zaman, denemeden. Zarf olduğundan zarf fiildir. Cezvedeki kahve köpürmeden ocağı kapatma sakın. Ne zaman, köpürmeden zarf fiil ekidir. B, C, D şıklarındaki madan zarf olduğundan zarf fiil. A şıkkında buluşmadan buluşmadan da buluşmak anlamında olduğundan sadece ne vardır burada? İsim fiil var diyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 7 ve 8. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız. Tamam hemen direkt sorumuza bakalım. Numaralamış cümlelerin hangisinde sıfat fiil yoktur? Yani anası mezar tek Bir nolu cümleye bakıyorum. Ülkemizdeki görülesi yerlerden biri. Nasıl yer? Görülesi. Bakın bu eski genelde öğrencilerimizin karıştırdığı bakın. Yıkılası ev, dövülesi çocuk, kahrolası adam, görülesi yer. Buradaki fiilimsi nedir? Esi. Nasıl yer? Görülesi yer. Esi sıfat fiildir. Bir de var sıfat fiil. Kış aylarında pek kimsenin uğramadığı yayla, uğramadığı, buradaki dığı nedir? Sıfat fiildir. Yazın oldukça dıkça zarf fiildir burada. Yani iki ile sıfat fiil var. Üçe bakalım. Ekbaharda doğanın uyanışıyla yayla da hareketlilik başlar. Uyanışı, buradaki ışıkı mayışmak isim fiil. Yani üç ne no cümlede sıfat fiil yok. Dört de var mı? Yaza doğru düzenlenen, şenlikler düzenlenen, nasıl şenlik düzenlenen sıfat fiil var. Tamam mı? Yedinci sorumuzun cevabı C şıkkı diyoruz. Sekizde diyor ki hangisinde zarf fiil kullanılmıştır diyor. Zaten nerede bulmuştuk? Dıkça değil mi? Değil mi? Oldukça, geldikçe, koşukça, yaptıkça, hazırlandıkça, çözdükçe, dıkça kelimesi genelde zarf fiildir. Bundan dolayı ne diyoruz? E, cevap 2 Yani bursa diyoruz. Dokuzuncu sorumuza bakalım. Zarf fiil kullanılmamıştır diyor. Zarf fiil. Biliyorsunuz arkadaşlar Türkçemizde 13 tane zarf fiil eki var. Ken yala asiye durmadan incip arakladıkça eve var mazcasına girmek için çıktığında. Hani böyle bir şifremiz vardı. Videodan hazırlayacaksınız zarf fiil konu anlatımında. Hemen bakalım. Viraja hızla girince, ınca ince ki her zaman zarf fiildir. Dalgın dalga yürürken, koşarken ken eki her zaman zarf fiildir. Yani fiile gelen ken eki. Futbolcu 90 dakika boyunca bakın buradaki boyunca sazanlar için bakın ınca normalde zarf değil ekidir ama burada isim olduğundan isim olduğundan zaten fiilimsi değil. Yani C şıkkındaki ınca fiilimsi değil çünkü boyunca zaten isim tamam mı? D şıkkında tellere tutunarak erek arak ekindir burada zarf fiil diyoruz. Bundan dolayı 9 C şıkkı diyoruz. Evet 10. sorumuza bakalım arkadaşlar. 10. soru birazcık uzun. Şöyle şıklarda. evet hemen ne diyor? İstiyorsanız hemen A şıkkından başlayalım. Birinci cümlede sıfat fiile yeri verilmiştir diyor. Sıfat fiil var mı? Bir doğru cümlede sıfat fiil. Traktörün arkasında oturan işçiler. Nasıl işçi? Oturan değil mi? Bu sıfat fiildir. Bundan dolayı A şıkkı geliyoruz. Doğrudur. Ne diyor ikide? İkinci cümlede isim ile yeri verilmiştir. İkide var mı isim fiil? Bakalım. Bütün gün ağustos sıcağında güneşin altında çalışmak kolay değil. Çalışmak, mayışmak, fiilemak eki gelmiş. İki de ne var? İki de doğru arkadaşlar. Üçte diyor ki sadece sıfat fiil vardır. Üçte sadece sıfat fiil vardır. Hemen üçe bakıyorum. Hepsi de köyün yakınındaki çayın kenarına bir ip gibi dizilmiş çadırlarında kalıyordu. Nasıl çadırlarmış? ip gibi dizilmiş. Buradaki miş sıfat fiil kalıyordu. Evet doğru. Yani 3 nolu cümlede sadece sıfat fiil var. Yani C şıkkı da doğru. D ne diyor? 4. cümlede sıfat fiil adlaşmıştır. Ha, sıfat fiil adlaşmıştır. Neydi sıfat fiil adlaşmıştır? Mesela koşan çocuk değil de koşanlar. Gelen öğrenci değil de gelenler. Değil mi? Yani çözülen soru değil de çözülenler gibi. Hatırladınız. Bakalım sıfat fiil adlaşmış mı? Dörtte. Kendi memleketinde iş bulamadıkları için grubete yolu düşen insanlardı bunlar. Buradaki fiilimizimiz düşen. Tamam mı? Evet bu bir sıfat fiil. Aldaşması için önündeki ismin düşmesi lazım ama önünde isim var ki. Demek ki buradaki sıfat fiil aldaşma sıfat değil de ne olur? Niteleme sıfatı diyor. Çünkü önünde isim var. Düşen neredeseydi düşenler düşeni değil mi? Bundan dolayı e, yanlış bir şey demiş oluyoruz. Bundan dolayı cevap denizi diyoruz. 11. sorumuza bakalım. Bu cümledeki fiilimsinin türce özdeşi aşağıdakilerin hangisinde vardır? Bazen tutunacak bir dal arar insan. Bakın arar burada yükle. Tamam mı? Nasıl bir dal? Tutunacak bir dal. Demek ki buradaki acak nedir? Sıfat fiildir. Tamam mı? Yani bu zaman eki değil. Bundan dolayı isme geldiğinden sıfat fiil Hangisinde sıfat fiil var? Bu sıkıntılarda katlanmak zorundayız. Katlanmak yani isim fiil var. Elindeki kovalarda su doldurmaya gidiyordu. Doldurma değil mi? İsim fiil. Adamın acınası hali yüreğimi sızlattı. Çok güzel. Nasıl hal? Acınası hal. Bakın buradaki ası fiili sıfat yapmış. Bundan dolayı C şıkkında ne var? Sıfat fiil var. Başarıya ulaşmanın formülü çalışmaktır. Ulaşma isim fiil. Çalışmak. Bakın mekmak eki yükleme gelir. Isim fiil. D şıkkında iki tane fiilimiz var. İkisi de isim fiil. Bundan dolayı cevap C şıkkı diyoruz. Arkadaşlar son sorumuza geldik. Mema ekleri aşağıdaki cümleler hangisinde Üç noktayla belirtilen yere getirildiğinde isim fiil görevi yapmaz. Arkadaşlar neydi kuralımız hatırlayalım. Olumsuzluk eki mema fiilimsi Okuma, konuşma, gelme, gitme. Değil mi? Yani burada fiilimsi olmaz. Evi silip süpürme işi yine bana kaldı. Silip süpürme işi, süpürmeme işi. Yani bu nedir? Fiilimsi olur yani. İsim fiil görevinde kullanılır. Çünkü iş, oluş, hareket bildirmiş. Ünlü oyuncunun son filmi izleme rekoru kuruyor. İzlenme rekoru, değil mi? İzlenmeme rekoru, fiil, iş, oluş, hareket bildirmiş. Tatile çıkma fikri, çıkma fikri nedir? Yine fiilimsidir. Sakın darılma. Az önce söylediğim sözleri Hani ne demiştim? Olumsuzluk ekeme fiilimsi değildir. Buradaki ma sakın darılma, gelme, gitme, uğrama, unutma. Hatırlayın. Unutma ki şairlere haykırmayan bir fiilet çıkmış. Çok eskiden güzel bir soru. Unutma ki fiilimsi de kabul etmemiş LGS'de. Bundan dolayı cevap denizi diyoruz arkadaşlar. Adem Hoca her zaman yanınızda tüm sekizlere LGS'de başarılar diliyorum ve görüşmek üzere.